Herkese merhaba. Bugün ne yapsam diye çok düşündüm. Hala düşünüyorum. Yani bu videonun konusu ne? Bu videonun konusu ne diyorum. Ama bulamıyorum. Bu videonun konusu gerçekten ne? Bu videonun konusunu öğreneceğiz hep beraber. Çünkü ben de bilmiyorum. Evet. Ne çekeceğimi buldum şu anda. Ne çekeceğim biliyor musunuz? Benim küçük kuzenim, yani Kuzey, 9 yaşındayken bir tane Gay Wattpad kitabı yazmıştı. Hatta 8 yaşındayken. Şimdi hep beraber onu okuyacağız çünkü ben unuttum. Yani hep beraber okumuş olalım. Ne olmuş yani? Bir de benim konuşma kabiliyetlerimi falan geliştirmeye çalışacağım. Çünkü konuşma kabiliyetlerim gerçekten çok kötü. Yani hatta ben bu konuşma kabiliyetiyle nasıl 50 bin oldum onu da anlamadım. Hatta 53 bin olacağız. Allah izin verirse. Bu videonun izlenmeyeceğini tabii ki biliyorum. Ama bana ne? Bana ne? Umarım linç yenilmez, yenilmeyiz. Çünkü bu kitap Huyun'un Huyun'un kitabı, gay kitabı. Şipür kitabı yani. Bazıları şipür yaptığımız için bana kızıyor ya. Ondan dedim. O zaman bilgisayarımı açayım. Zaten beni akşamı izlediğiniz yok. Bir şey yaptığınız yok. Beni artık sevmiyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Beni sevmiyorsunuz. Sırf saçımı siyah, yok siyah değil, kahverengiye boyadım diye beni artık sevmiyorsunuz. Bana olan sevginiz bitti. Her şey bu kadarmış demek. Yani depresyonuna mı giremeyeceğiz? Ha? Temizleyelim. Ne yazıyorsun sen? Wattpad yazıyorum. Gitmesine izin veriyorsunuz değil mi? Kaçıncı bölüm? Evet. Dokuzuncu. Ya bu salak saçma şeyler, böyle bir şeyler diyor. Şimdi yani kitabın ismini unuttum. O yüzden Huyun'u yazacağım. Bulamadım. Hemen 2 dakika gidip bakmam lazım kitabın ismini. İşte buldum. Burada. Huyunluk şifrelerinden özür dilerim. Huyunluk ismi kablolar yazıyor çünkü. Evet. 15 bölüm okuyacağım şimdi hızlı. Haydi başlıyoruz hazırsak. Ben telefonumdan böyle çekeceğim, belki yanıma falan filan koyarım bir şey. Şimdi başlıyoruz, hazır mısınız? Çıtlak sesim için özür dilerim. Huyuncin sabah uyandı. Dişlerini fırçalamış. Sarı güç... İşte baksanıza Türkçem yok benim. Neyse. Sarı saçları güneşin altında parlıyor. Jongin uyandı. Nokta. Huyuncin değil, Huyuncin. Kocasına kahvaltı yaptı. Kahvaltıda krep, yumurta, şeker, bu yumurtalı yaptı. Abi cümle kurmak yok. Ama yani 9 yaş. Yani 9 mu? 2013'lü, onu düşün. Bir de 2011'de yazılmış bu, ona göre düşün. Kahvaltı yaptı. Kahvaltıda krep, yumurta, şeker, bu yumurta yaptı. Nokta. Jongin Huyuncin'i öptü. 54 tane yorum gelmiş. Bir yorumlara da bakmak istiyorum. Huyuncin demiş ki, bir yasım sensin Jongin. Huyuncin'i öptü. Felix de Changbin'le geldi. Changbin her zamanki gibi çok yakışıklı, çok yakışıklı. Felix çok tatlıydı. Sonra hayır, Hanlale Nov geldi. Of. Geldi. Sonra tüm gruplar geldi. BTS bile geldi. Sonra Jongin hamile, doktora gün diye yalan yok. Bildiğim böyle yazıyor. Beni anlamıyormuş, anlamıyor olabilirsiniz ama bildiğiniz böyle yazıyor. Yani ne olmuş? Bütün gruplar gelmiş. Sonra Jongin hamileymiş. Sonra doktor ıkın ıkın demiş. Sonra bağırmış. Doktor bağırmış. Nur topu gibi kızı Yemir Huyuncin Yemir diye bağırdı. Yıllar geçti. Yemir 10 yaşına geldi. Yıllar niye geçiyor abi? 10 yaşına geldi. Yani 10 yıl geçmiş. Jongin Huyuncin Yemir'i öptü. Jongin baktı, Huyunin mamas diye bağırdı. Ya bu ne?
Jongin Sarangye dedi. Jongin onu öptü. Huyuncun aşkım diye bağırdı. Gerçekten çok güzel bir kitap diye yazıldığını düşünüyorum. Bu kitap devam etmeli. İkinci bölüme geçiyorum. Jongin uyanmış. Tam Huyuncun'a kahvaltısın. Of çok komik ya. Kahvaltısını yaparken Huyuncun yerinde yok. Aa, nerede Huyuncun? Jongin 90 bin merdivenden çıkmış. Çok komik ya, bu ne? Jongin 90 bin merdivenden çıkmış. Huyuncun'la kavuşmuş. Evet. Yanlış anlamadınız. 90 bin merdiven çıkmış. Çok okuyunca bir gıcık tutuyor boğazımı. Felix ile Chengmin'i kurtarmak için, sonra diğer üyeleri kurtarmak için çıkmışlar. Sonra birbirlerine sarılmışlar. Yani sarılmışlar. Sonra Wojin onları görmüş. Ne yapıyorsunuz burada salaklar? Uyuncu Maris. Wojin'i dönmüş. Sonra evlerine gitmişler. Ymir Wattpad okumuş. Gülücük falan koymuş. Huyuncun Wojin'i havaya uçurmuş. Huyuncun Jongin'e unnim demiş. Jongin de ona oppam demiş. Öp 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 demişler. Huyuncun burada şey çok güzel yazılmış. Gerçekten çok düşünülmüş. Bayıldım. Bu kitaba bayıldım. Üçüncü bölüm. Huyuncun, Jongin'im aşkım ne yapıyorsun? Jongin, iyiyim aşkım sen ne yapıyorsun? Huyuncun, iyiyim. Birden odayı Han basmış. Han, ne oluyor lan? Neyse ben Wattpad yazıyorum. Susun Han. Ha, susun. Han gider. Huyuncun dışarı çıkar. Ve bir kızla buluşur. Kız. Sen Huyuncun misin? Huyuncun. Evet, sen Stay misin? Kız. Yok, ben Exhale'im. Huyuncun çekil başımdan. Demiş kız yani. Abi, noktalamanın önemini şimdi gördüm gerçekten. Huyuncun eve gelir. Sevgilisi Jongin'le öpüştü. Kız Ymir'i öptü. Sonra Huyuncun'un uykusu geldi. Yemeğini yedi. Jongin'le yattılar. Bunu yapmış bir de. Sonra Felix ve Chengmin öpüşüyordu. Chengmin, seni seviyorum aşkım. Felix, seni seviyorum bir tane. Huyuncun kalktı. Jongin'in dudağından öptü. Jongin. Sonra kahvaltı yaptılar. Oppa yazıyor burada. Bir dördüncü bölüme devam ediyoruz. Jongin ile Huyuncun kalkar, elini yüzünü yıkar. Huyuncun, seni seviyorum aşkım. Ne yapıyorsun diye sordu Jongin. Nasıl yani? Yani Huyuncun ne yapıyorsun aşkım diye sordu. Jongin, iyiyim aşkım, sen iyi misin? Huyuncun, iyiyim aşkım, gidelim kızımıza bakalım. Ymir'e bakmaya gittiler. Ymir iyiydi. Sonra tüm üyeler uyandı. Han'la Bang Chen Seme Guker'i arıyordu. Sanki böyle yani 2021'i hatırlamaya çalışıyorum ama Seme Guker diye bir sayfa mı vardı neydi bilmiyorum ya valla. Sonra Felix ve Songmin TikTok çektiler. Sonra tüm üyeler mezarlığa gittiler. Niye mezarlığa gidiyorlar? Mezarda kazılmış bir mezar vardı. İçinde kupkuru insan vardı. Leno, Unni buraya gelince ağlıyorum. Sonra evlerine gittiler. Evde. Sonra akşam oldu. John. Bir saniye. Şu anda okuyacağım şey beni hiç alakadar etmez. Jongin gay olduğu için Huyuncun'un dudağına yapıştı. Zaten bunlar evli değil miydi? Diye bir düşünüyor insan. Yani ne alaka? Olduğu için Huyuncun'un dudağına yapıştı. Sonra Moonlovers izlediler. Dizi bitti. Sonra Han'la Bang Chen Seme Guker'i aradılar.
Unni, Oppa, Unni, Jongin'le Hyunjin uzaktan öpüştüler. Hiçbir şey anlamadım. Ama anladığım bir şey var ki Minho, yani mezarlığa gittiklerinde böyle kazılmış mezarda böyle bir şey oldu ya ona. Bence bir tanıdığı olabilir diye düşündüm. Gerçekten yani bu kitap beni gittikçe içine çekmeye başladı. Lenov canlı yayın. Selam arkadaşlar, iyi misiniz? Kötü müsünüz? Bugün bana küfür edenleri Instagram'da engelleyeceğim. Birinci saat geçince Han odayı bastı. Ya yeter Kuzey, sen niye sürekli öpüştürüyorsun bunları? Geliyor. Hyunjin Jongin'i öpüşürken Songmin odayı bastı. Stray Kids üyeleri köpek almaya karara verdiler. Kök ev köpeklerinin adı Unni'ydi. Sonra kahvaltı yapmaya başlamışlardı. Unni de mamasını verdiler. Ha, unutuyorum. Unni köpek. Yani önceki şeyden mi köpekti ya? Unni dedi ya. Neyse, sonra düşünürüz onu. Kaçırma öldü? 5. Ay yine bir öpüşme görür. Yani öpüşme sahnesi gördüm şu an. Köpeğe mamasını verdiler kısacası. Hyunjin'le Jongin öpüşmeye giderken Unni onları durdurdu. Nasıl durdurur? Arkadan Felix Gutsman'ı dinlerken Changbin Felix'in yanağından öptü. Sonra Hyunjin'in yeni şarkısı çıktı. Adı Naka Naka Bang Bang Chan. Wojin iyi ki gruptan atılmış. Jongin aynaya Jongin aynen le no evet Hyunjin gay Jongin gayım benim Hyunjin. Ya özür dilerim ya, ben ya neyse, kaçırdı işim benim yazmadım. Gayım benim Hyunjin'im, Hyunjin bir tanem, Jongin aşkım, Unni. Bir de rof 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 yapmış, yani havlama sesi. Burada havlamayacağım yani, kusura bakmasın kimse. Aha! Bu sefer hepsini böyle caps lock açık yazmış. 6. bölüme geçip daha kaç bölüm var? Bayağı var. Ve şu an 15 dakikadır kitap okuyorum. Hyunjin kalkmış. Demiş ki Jongin'e. Acıktım. Jongin. Tam. Aşkım, kahvaltını hazırlıyorum. Hyunjin. Tam. Leno, günaydın. Hyunjin günaydın. Jongin Bengchen. Unni nerede? Yani köpek. Leno, bilmem. Sonra tüm üyeleri kaldırıp Unni'yi aramaya gittiler. Unni'ye bile yoktu. Kaçmış yani. Dışarıya baktılar. Unni köydeydi. Köyde yaşlı amca vardı. Yaşlı amca. Aa, siz Stray Kids değil misiniz? Sizin hayranınızım Stray Kids üyeler. Ne? Han. Ne? Songmin. Nasıl ya? Hyunjin yuh. Jongin ama. Yaşlı amca. İçeri gelin, köpeğiniz burada. Damın ağacında. Ne oluyor bir saniye? Damın ağacında 31 tane elma var lan. Chenix. Ana Minmin. Oha, biz eve gidelim. Eve gittiler. Jongin ile Hyunjin kızları Ymir'i öptüler. Tabi Ymir de köye gelmişti. Unni, Oppa, Saranghae. Jongin, stay. Bence burası olmamış. Biraz daha aydınlatılabilirmiş. Allah için vlog dışında ne çekebilirim? Yazın yani. Çünkü aklıma fikir gelmiyor. Sürekli günlerim aynı geçtiği için de ne yapacağım bilmiyorum yani. Evet, 7. bölüme geçiş yaptık. Jongin. Blackpink. Oha ya. Blackpink'e gerçekten yazarken hiç gideceğini düşünmezdim. Bir de Kuzey'iyle hep dalga geçiyordum. Hadi ben gidiyorum bu konsere falan diye. Gerçekten de gerçek oldu. Gittiğim zaman da söyledim. Hiç umurumda olmadı. Zaten Türkiye ile aramızda 2 saat olduğu için uyuyordu.
saat 8'e başladı. Orada saat 10'du. Okula falan da gitmemiştim o yüzden. Jungin. Aa, Blackpink. Hyunjin. Oha. Han. Anam. Stray Kids. Blackpink'i görünce çıldırdılar. Leno. Lan normal Blackpink'in burada olması. Burası Kore. Felix. Evet Changbin. Aman tanrım. Blackpink onların evine geldi. Hyunjin Jongin'den ayrıldığı için Blackpink onların evine gelince Jongin'in dudağını Lisa öpmüş. Hyunjin'i de Jisoo. Diğer Blackpink üyeleri de diğer Stray Kids üyelerini öpmüş. Tamam. Anladım Kuzey'cim. JYP onları görünce onları atmış. Çok mantıklı bir karar almış. 8 gün geçmiş. Sonra Allah JYP geldi. Stray Kids'i geri aldı. Nasıl bir cümle bu? JYP değişmişti. Ama sadece evi değişmişti. Bu sefer Blackpink'i öpmelerine artık izin vermişti. Stray Kids oley Bang Chan. Ama yemine ne oldu Hyunjin? Yani Bang Chan soruyor. Yemine ne oldu Hyunjin? O Jongin'de kalıyor annesinde. Yani Jongin Yimin'in annesi oluyor. Yani anneymiş Jongin. Enteresan. Jongin sevgilisi Lisa ile uyanmıştı. Allah için Kuzey biraz mantık ya. Bu nasıl kitap? Devam. Uyanmıştı. Lisa Jongin'e kahvaltı yapmıştı. Jongin su içmeye gitti. Lisa kahvaltı hazır dedi. Kahvaltı yaptılar. Hyunjin'le Jisoo uyandı. Jisoo kahvaltıyı yaptı. Jisoo'nun mükemmel kahvaltısını bitirdiler. Hyunjin Jisoo dedi ki ben Jongin'i senden daha çok seviyorum. Sonra Lisa ile Jongin ayrıldı. Hyunjin'le Jisoo ayrıldı. Lisa, Jongin, ne yapayım? Hyunjin'le Jisoo da ayrıldı. Sonra bunu yapıyor. Sonra Hyunjin'le Jongin birbirlerine kavuştular. Oley 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 Jongin. Hyunjin'im o güzel gözlerine parlıyor. Sonra mutlu son kardeşler. Hikaye bitti de size bir şey. Bir saniye Kuzey şu an hikaye bitirip bir soru soruyor. Hikaye bitti de size bir soru soracağım. Uke misiniz? Seme mi? Ben ukemeyim. Bay bay bay. Yani seke demeye çalışıyor galiba. Ukemeymiş kuzuş. Respect. Harikasın. Böyle devam. Bir de yanımda yazmıştım. Çok tatlıydı ya. Evet 9. bölüm. Son 5 bölümümüz var. Jongin Hyunjin'i çok sevdiği için ona hep iyi davranıyor. Böyle şey koymuş. Hyunjin, Allah kahretmesin. Hayır. Allah kahretsin. Ayrılmasaydık derken Stray Kids'in yeni teaser çıktı. Hyunjin'in de Jongin de var. Teaser'in adı Adana'ya gidek mi? Tamam. Şaka teaser gelmedi. Hyunjin Moments geldi. Bizimkiler çıldırdı. Leno. Aha Hyunjin Moments. Felix. Ya bir türlü okuyamıyorum. Hyunjin Moments. Lan bu Hyunjin Moments'miş Changbin. Herkes yerinden fırlar. Han'la Changbin. Ay. Han'la Bang Chan. Lan Hyunjin görünce Jongin'e haber verir. Jongin duvarı öpmeye başlar. Hyunjin'in kakası gelir. Pırt pırt pırt. Yeter. Hyunjin çok osurmadın mı? Lan yeter. Jaka joko. Oğlum tam izleyelim hep beraber de. Hyunjin nerede? Hyunjin sıçıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a kadar saydı. Hyunjin, Jongin, Leno, Superman oldu. Hyunjin, Leno nerede Felix? Uçtu gitti derken Leno geri gelir. Leno hadi hazırım. Hyunjin de sıçıp gelmiş. Jongin sabah Hyunjin'le uyandı. Ama yanında aslında Hyunjin yoktu.
Oyuncun da hep kayboluyor. Hiçbir zaman yanında olmuyor. Ya. Anlamadım ben bu şu kardeş ya. Huyuncun ormana gitmişti. Jongin şaşırdı. Nerede bu ya? Diye. Huyuncun'u aradı Jongin. Neredesin Huyuncun? Ormandayım derken 6 dakika sonra Jongin'in aklına bir şey gelmiş. 2 gün sonra Stray Kids kampa gitmişti. Lenov'la Songmin ormandaki yatakların üstüne çıkıp yatmışlardı. Huyuncun ile Felix mangal yapıyorlardı. Jongin ile Chengmin salata yapıyorlardı. 59 saniye sonra tüm üyeler Wojin hariç masaya oturdular. Yemek hazırdı. O anda yanlarına Wojin ile sevgilisi bir de çocuğu vardı. Wojin Stray Kids'i görünce ne yapıyorsunuz burada? Ezik hoppalarsınız. Stray Kids Wojin'e dedi ki git buradan. Wojin gider ve Stray Kids yemeye devam eder. 800 dakika sonra yemek biter ve yavaştan evlerine gider. Stray Kids uyumaya giderken dizi izlemeye başlar. Dizinin adı Moon Lovers. 1. bölümden ta 20. bölüme kadar 13.382'yi 1 dakika olup sabah olmuştu. Evet. Stray Kids sabah uyudu, akşam kalktı. Ha. O güzel günde Wojin'le karşılaştılar. Wojin telefonda Stray Kids'in yüzüne kapattı. Jongin, 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 Huyuncun, 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 Huyuncun. Jongin'im, canım Jongin, bir tanem. Huyuncun televizyondan Huyun'un Moments açtı. İzlediler, izlediler, bitti. Derken yeni Huyun'un Moments, Huyuncun. Yuh, Bengchen, Oleyhan. Yes, Huyun'un Moments bitti. Denize gittiler ve akşam oldu. Eve geldiler, duş aldılar, dışarı çıktılar. Stay arkadaşlarıyla diskoya gittiler. Parti yaptılar, sonra eve geldiler, telefonlarını açtılar. 111 dakika sonra uyumaya gittiler. Bitti arkadaşlar. Size bir soru soracağım. Güzel yazı yazıyor muyum? Diye sormuş yazarımız. Yani 2 yıl geçti ya. Yine Wattpad versen yine aynı şeyi yazar biliyor musunuz? Ben ona güveniyorum. Jongin güzel bir sabaha uyanır. Huyuncun'la kahvaltısını yapar. Ondan sonra Attack on Titan izlemeye başlar. O arada Kuzey Attack on Titan'a o kadar korkuyordu ki akşam uyuyamıyordu yani. Birinci bölümdeki devi görünce çünkü. Jongin, ay Huyuncun, oha birinci bölüm biter. Tüm Stray Kids üyeleri dışarı denize giderler. 9 saat sonra eve gelirler, duş alırlar. Birden Huyuncun görür. Dünyayı titanlar bastılar. Eren'in titanı, Admin'in titanı, Mikasa titanı, bir de Ymir titanı da vardı. Eren insana dönüştü. Eren Huyuncun'a sorar. Benim ölmemi mi istiyorsun yoksa karın Jongin'i mi? Huyuncun, karımı tabii ki de. O benim karım der ve Eren ölür. Diğerleri giderler. Huyuncun Jongin'i öpüşür. Sonra tüm kişiler yatmaya gider. Mutlu son. He, bu arada Instagram adım animecikuzeyht. Bay bay. Huyuncun bir gün kendi berberine gider. Ha, hatırlıyorum. Kuzey berbere gitmişti. Kesin o gün yazmıştır bugün. Ve orada bir tane Alman birisini görür. Ve tanışırlar. Tabii ki de Ian yani Jongin görür. Ve hemen Huyuncun'un yanına gider. Aşkım sen burada ne yapıyorsun? Allah Allah. Jongin şaşırır. Saçları görür ve ağlamaya başlar. Neden böyle bir şey yaptın der. Ve niye yanında Alman kız var der. Huyuncun pardon der. Ve evlerine gider. Ve annesini görür. Bu Huyuncun az şapkın değil. Babaannesi ve desi hariç dermişim. ve titanlar gelir ve birisi bağırır. Dedemiz evden ayrılır. Baba anne evde kalır. Huyuncun sesi duyar ve titanlar Dina Fritz'i görür. Ve annesinin yediğini görür. Ve diğerleri Huyuncun'un gözünü kapatmaya çalışır. Ymir ağlamaya başlar. Babaannem öldü, olamaz. Ve artık hikaye titanlara geçmeye başlar. Bir gün Jongin Stray Kids kalkın demiş. Huyuncun kalkmış. Günaydın demiş.
Jongin, birisi bizi çağırıyor. Hadi gelin birileri Mikasa'yla... Yok, hadi gelin. Birileri Mikasa'yla dalga geçiyordu. Acaba o kimdi? Eren değil. Tabii ki de Berthold'tu. Fuku zor oğlum. Nokta yok, bir şey yok. Ah. Dayanamıyorum. Bu odayı bir değiştireyim ya. Eren Armin'e what ne demek demiş. Armin ne demek demiş. Eren ne demek. Armin ne demek demiş. JK's Wattpad yazmaya gitmişler. Bay bay. Son bölüm. Son bölüm. Hunjin uyanırken uyanamamış. Bir kişi gelmiş. Onun yanına onu uyandırmış. Hunjin uyanmış. Adam demiş ki benimle bir oyun oynamak ister misin? Oyun tokatlı bir oyunmuş. Oyun bir dakika sürmüş ve Hunjin'i bir yere almışlar. Orada tüm gruplar varmış ve uzakta bir 160 kiloluk bir bebek varmış. Bir 160 kiloluk. Şimdi de Squid Game'e geçmiş abi. Burada ışık deyince duracaklar. Oyun 2 dakika sürmüş. Stray Kids hariç diğer gruplar ölmüş. Orası aslında baya ama baya büyükmüş. Orada sadece 6 gün kalacaklardı. Ve bu arkadaşlar bu bir finaldi. Herkes bunu okuyunca yeni hikaye geliyor. Bay 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 bay. Yani burada da kitap bitiyor. Yeni bölüm istiyorsanız. Bence istemeyin. Başka şeyler yapsın. Minecraft falan oynasın daha iyi. Ama yani çok zorlandım. Tam 40 dakikadır konuşuyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Sormuştum ne çekebilirim diye. Bunu demişsiniz. Yani demediniz de Wattpad oku demiş biri. Ben de dedim kuzeyin Wattpad'ını okuyayım dedim. Öyle oldu. Hadi.